Potada olmam özellikle 3 haftadır üst üste potadan çıktığım günün ertesi gününde potaya giriyor olmam, başkaları da kaybetmişken benim ilk giriyor olmam tercihlerle alakalı. Bu benimle alakalı olduğunu düşünmüyorum direkt olarak. Ama evet, tamam, kaybetti sonuçta ve bununla beraber beni tercih etmeleri arkadaşlarımın gayet normal, anlayabiliyorum. İlk tercih edilen olmak bence güçlü bir rakip olduğumu da gösteriyor. Ben buna inanıyorum. Ve bununla beraber evet, geçen hafta potada zor bir pota geçirdim kendi adıma. Ama kendime her zaman şunu hatırlatıyorum. Burası zor olabilir, stresli olabilir. Bazen duygusal olarak iyi olmayabiliriz. Ama ben günde 16 saat mutfakta çalışırken sırf yorulduğumda uyumayayım diye, ayaklarımın acısı geçsin diye -18'e çıplak ayak basıp sonra işime devam ettiğimi biliyorum. Ben öyle bir yerden geliyorum. Ben böyle bir çalışma hayatından geliyorum. O yüzden ben zorluğa alışkınım. Beni zorlamasını da seviyorum. Gerekirse düşe kalka, gerekirse koşarak hedefe doğru gideceğim. Ya Dilara'm, ilk günden itibaren biz bunu gördük. Pota gidenlere bir sonraki hafta tabak kaybedince tekrar pota gidiyorlar. Ben tabii bunu ki sana 85 milyon tane örnek yapabiliyorum ki bir başlayalım Eda'da. Devam edelim ki Mert'ten ve orada as buradakiler de zaten dahildi bu arada. Arkadaki Ayaz'da da vardır yani. Ya aslında bunu bence çok kişisel bir şey değil ki. Bunu böyle yani tabak kaybedince gidiyorsun yani. Sen mesela kişisel olarak bu bir önceki hafta pota giden kişi eleme göndermedi mi? Ya Dilara, ilk günden itibaren biz bunu gördük. Pota gidenlere bir sonraki hafta tabak kaybedince tekrar pota gidiyorlar. Ben tabii bunu ki sana 85 milyon tane örnek yapabiliyorum ki bir başlayalım Eda'da. Devam edelim ki Mert'ta ve orada as buradakiler de zaten dahildi bu arada. Arkadaki Ayaz'da da vardır yani. Ya aslında bunu bence çok kişisel bir şey değil ki. Bunu böyle yani tabak kaybedince gidiyorsun yani. Sen mesela kişisel olarak bu bir önceki hafta pota giden kişi eleme göndermedi mi? Gönderdim ama tamam, şöyle yani herkese eşit yani o zaman. Başka yani niye sana seçenekler de varken ilk tercih edilmekten sen başka seçenek de varken Eda sadece de diyorum ki çünkü en fazla giden yani. Dedi ki yok Eda sen bu hafta pota gitti ama seni göndermiyorum çünkü çok yoruldum. Sen hiç söyledi mi? Şey, bu alanda söylüyorum yani çok kişiselleştiriyorsun bu olaylar yani. Bence bu kadar değildir yani. Kaybedince kaybediyorsun yani. Kazanırsa ve seni pota gönderiyorlar o zaman haklısın yani. Potaya gönderen kişi de açık açık rakibi olduğu ve konuşmanı bir kişi olunca bunu düşünmesi normal mi yani? Yani Cemre potaya gönderiyor. Cemre gönderiyor zaten. Ha, gönderiyor ama Cemre gönderiyor. Çok böyle bir kafa takmada gerek yok yani. Ya şöyle Cemre'nin kazanan birini gönderme gibi zaten açıkladı ya en başta. Yani ben kazansa da gönderiyor. Herkesi gönderiyor yani Cemre'nin. Cemre ile alakalı şu anda bu kaybetti, bu kazandı durumu yok. Boyuna takarak bile Cemre birini potaya gönderebilir. Şimdi yarışmadayız. Yani istediğimizi göndermekte de özgürüz. Herhangi bir kısıtlama yok. Ben böyleyim. Böyle devam edeceğim. Yapabilecek de çok bir şeyim yok o yüzden. Ya kişi bilerek olarak da mı gönderdi Dilara potaya? Yani Dilara üzerinde ekstra bir şey mi var, efor mu var mı pota gitmesinin için mi sence? Çok doğru bir soru sordum bence. Açık sorayım o zaman. Yani Dilara, Sergen, Tahsin, işte ne bileyim Barbaros, Kıvanç. Yani böyle birine yemek dışında bir şeye bakarak mı hareket ediyorsun? Hareket ettiklerim var. Yoksa hani bunu Alican için, Batuhan için, yani sana daha yakın görünenler için de yapabilir misin bir gün? Beni de gönderdi. Şeyim ilk geldim gönderdi, Batuhan'ı ilk gönderdim zaten ben. Tamamen canımın istediğini şey. Yani bakıyorum öyle kimi göndersem işte, daha hoşuma gider diye. Ona göre gönderiyorum. Yani hiçbir yemek yapmış yapmamış falan benim için umurumda değil. Çünkü dediğim gibi yemeği ben tatmıyorum. Yemeği siz tadıyorsunuz. Hani direkt siz gönderseniz o zaman ya da yemeği ben tatsam ve ben bunun yemeğini beğenmedim bunu gönderiyorum desem tamam derim. Bana göre öyle. Bir de ben o gün eğer dokunulmazdı ama senin kesin ben giderdim şefim yine. Bir de öyle bir olay var. Dilara, geçen hafta çok zor bir hafta geçirdin. Yani evet. Önceki haftadan bahsediyorum. Çünkü her yarışmada vardın. Gerçekten yoruldun. Hem mental olarak hem fiziksel olarak. Ve buradan dışarıya en son çıkan, ondan sonra potaya ilk giren. Evet. Hiç neredeyse nefes almadan daha ilk oyundan ilk aday olarak potaya gittin. En azından bu biraz dinlenmeni sağladı mı her oyunda oynamamak? Birinci girmenin bir avantajı var mı ilk günden girmenin?
Yok, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Birinci girince de çok fazla oturuyorsunuz, oyun oynamıyorsunuz. Biraz daha böyle pratik yapmak, daha biraz daha oyun oynamak bence daha iyi. Bir de dediğim gibi psikolojik olarak da tabak kazanma şansın var diğerlerinde, belki kaşık attırma şansın var. Hepsi kenara gidiyor ilk günden girdiğin zaman. Bir daha oyun oynayamıyorsun. O yüzden bence ilk günden girmek güzel değil. Ama tamamen bireyselden girmek de güzel değil. Ortada bir yerde olması lazım. Esra. Evet şef. Yine eleme potasındayız. Bir hafta girmedim, ara verdik. 3 hafta üst üste potadaydım. Bir hafta aramız vardı, bu hafta yine potadayız. Yoruyor mu seni burası? Şef, yoruyor mu derken psikolojik olarak hani böyle bir kafa yorgunluğu oluyor ama bedenen yorulmuyorum. Çünkü yemek yapmayı seviyorum. Bedenen yorgunluğum yok ama tabii ki sadece beni yine bu hafta yoran tarafı bireyselden girmek oldu. Bugün pota, kara bir gece ama ben elimden gelenin en iyisini yapıp buradan çıkmak istiyorum. Herkes gibi, herkes buradan çıkmak istiyor. Benim hedefim sadece bir şef ceketi. Yani ilk hedefim o. O hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Sonrası Allah kerim diyoruz. Bakalım sonrasında neler olur. Bugün de yine elimden geleni yapacağım. Ya burada bayağı da grup olarak da bir metal yorgunluğu var sanki. Belki de tecrübe eğer onu yönetebiliyorlarsa. Aynen. Yani hep konuştuğumuz, tartıştığımız olay yani. Bu güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? İki tarafa da gidebilir. Ayaz, burası güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu o zaman? Şef, burası da bir oyun. Burası da buranın bir formatı. Sevenler var burayı çünkü. Valla şef benim hiç böyle bir sevgim yok. Sadece ben sen ilk seviyorsun. Gün potaya girdiğim için İhtiyaçtır. Diğer günler tabak yapamadığım için üzgünüm şef. Havuç mesela bana çıkmasını çok isterdim şef. Çünkü kafamda güzel bir şeyler vardı. İşte onu yapamadığım için mesela üzgünüm. Yani bazı tabakları kaçırdığım için üzülüyorum. Ödül oyununda bir denk getirebildik. Ödülü de aldık şükür. Ödülü iki haftadır alıyorsun. Evet şef. Artık şef ben tabaklarımı çok değiştirdim vallahi. Yani o yüzden yani sürekli değiştiriyorum aslında. Sadece bir tabakla kalmıyorum, bir teknik ürünle kalmıyorum. O yüzden artık ben şeye bakıyorum şef, 7 haftamız kaldı, 7 pota. 7 tane şık, güzel bir tabak, kaşıklık tabak yaptığın zaman final haftasındasın. Allah'ın izniyle 7 tane güzel tabak çıkardıktan sonra şef, üst üste 7 hafta potaya girsen bile potadan çıkar, final haftan oynarsın, istediğin hedefe ulaşırsın. Bugün çok güzel bir tabak yapıp ilk 3'e girip daha sonra diğer hafta daha güzel bir tabak düşünüp gene diğer haftaya atlatmak için düşünüyorum. Çünkü düştüğünde potaya gireceksin şef. Bunu biliyorum. 2 haftadır da böyle oluyor. Evet tabağım kaybediyor potaya giriyorum ama her düştüğümde ben potaya gireceğimi bildiğim için 7 tane güzel tabak yaptın mı final haftasındasın.